Geçen hafta programımızda konuşacağız dedik ancak vakit kalmadı ve konuşamadık. Evet. Dilerseniz bu hafta futbolla başlayalım. İkinci hafta oynandı. Koronavirüs sonrası ikinci hafta, o uzun aradan sonra. Özellikle Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçından sonra çok yoğun bir tartışma var. Evet. Hem Galatasaray açısından bir tartışma, hem de hakem tartışması var. Tabii sadece Galatasaray açısından değil, diğer kulüpler açısından da bir tartışma var. Futbola operasyon mu çekiliyor, futbol kurgulanıyor mu? Şampiyon yapılmak istenen belli bir takım mı var? Belli takımların şampiyon olması istenmiyor mu? Bu tartışmalar spor programlarında ve herkesin dilinde. Dilerseniz sizin de, ben iyi bir futbol izleyicisi ve yorumcusu olduğunuzu biliyorum, bu konuyla başlayalım. Şimdi en başta, bir yerde para varsa orada rant vardır. İlla ki de bir operasyon vardır. Çünkü emperyalist ve kapitalist mantıkta her zaman büyükler kazanmak ister. 1966 Dünya Kupası tartışmaları hala devam ediyor. İngiltere'nin atmadığı golü attığı olarak verip İngiltere'ye Dünya Kupası'nı vermiştiler. Şimdi özele gelirsek ligimize, maalesef senelerdir hep bu tartışmalar altında bir futbol seyri düzenleniyor ki, bu arada şunu da belirteyim, futbol dünyanın 8. büyük endüstrisi olmuş durumda. Evet. Ki ülkemizde yani Cumhurbaşkanlığından kat ve kat fazla paraya top oynayan topçularımız var malum. Şimdi Galatasaray maçını akşam ben de takip ettim. Yani yüzyılda mı bir böyle bir maç denk gelir veya böyle bir pozisyon peş peşe nasıl denk gelir? Orası ayrı bir tartışma konusu. Evet. Hakem kararları çok ilginç. Alper Ulusoy 4 metre önündeki faulü göremiyor. Ama VAR'daki görüyor. Ama bu sefer Trabzonsporlular soruyor. Geçen kupa maçında ceza sahasının tam köşesindeki Charlotte'a atılan tekmeyi Cüneyt Çakır göremeyen Cüneyt Çakır bu hafta VAR'dan nasıl gördüğü soru. Yani evet. Hep bir polemik. Oradan gelen top 14-15 ayak değdikten sonra iki kez Galatasaray kalesinde tehlike oluşturuyor. Üçüncüsünde rövaşatayla gol oluyor. Ha, kural olarak pozisyonun başlangıcına geliniyor ve gol iptal ediliyor. Karar doğru mu? Doğru. Ama burada bir baskı oluşuyor mu? Oluşuyor. Peşine akabinde, ki yani ben o konuda farklı düşünüyorum. Bir Trabzonsporluyum aynı zamanda. Bu aralar Uğurcan da bu işi çok yapıyor. Topu kucağına alıyor, yere yatıyor. Yatma, sen Trabzonspor'un kalecisisin veya Fenerbahçe'nin kalecisisin. Sen Beşiktaşlısın, sen Galatasaraylısın. Senin zamanla ne işin var? Avrupa'daki futbol maçlarını takip ediyoruz. 90+4 adam 4-0 önde 5. golü atmak için oynuyor. Ama bizim Türkiye'de büyük dediğimiz takımlar 2-1 oldu mu? Aman maç bitsin de eve gidelim havasında. Ki hakem hatası veya baskısı bir tarafa, ben burada kalecinin yanlış yaptığını düşünüyorum. Çünkü saydım özellikle akşam tartışmalara, yaklaşık 14 saniye elinde tuttu. Niye tutuyorsun? Ya şimdi kalecinin topu elbette kurallara uygun şekilde kontrol etmesi, gereken zaman içerisinde elinden çıkarması elbette gerekiyor. Hakemin verdiği karar kural kitapçığına uygun mu? Uygun. Ancak bu kuralın en son 11 yıl önce uygulandığını dikkate aldığımızda ortada bir standart olmadığını görüyoruz. Yani sen hakem olarak, aynı hakem Alper Ulusoy'du değil mi? Evet. O hakem daha bir önceki maçında belki aynı pozisyon yaşanmıştır ve göstermemiştir. Yani sen belli bir niyetle mi oraya geldin de kalecinin elinde tuttuğu saniyeleri sayıyorsun? Yani sen, bu futbolun genel problemi, bir standardınız yoksa o kaleci yaptığı zaman düdüğü çalıp cezasını kesiyorsan, başka bir kaleci daha fazla süre topu tutup da maçı oyaladığı zaman orayı, onu görmezden geliyorsan, burada bir problem var. Belli pozisyonlarda belli takıma lehine karar verip aynı belli takımların da aleyhine karar verdiğin zaman burada mideler, kafalar karışıyor, mideler bulanıyor. Yani burada elbette ki bir futbol takımının kendi içinde tartışılması gereken performansı var.
Sen Galatasaray'ın kalecisisin, yedek kaleci de olsan, orada bir op seviyede bir kaleciysen kurala elbet duyacaksın. Galatasaray futbolunun, futbolcularının bu süreci, koronavirüs sürecini en kötü değerlendiren takım olduğu oynanan oyunda evet. görülüyor. Yani şu an 18 takımın tamamını göz önüne al, en kötü oyun Galatasaray'da. Ancak bu Galatasaray'ın kendi iç problemi. Siz hakem olarak ortaya çıkıp adil bir yönetim ortaya koymaz da şampiyonluğu adeta bir takımdan alıp öbür takıma hediye ederseniz burada sorular sorulur, eleştiriler de gelir. Vurguladığınız nokta çok önemli. Her takıma aynı mesafede olabilmek veya her maçta aynı düdüğü çalabilmek. Doğru veya yanlış? Dediğiniz gibi bu maçta sen kuralı uyguladın ama bir önceki maçta aynı kuralı aynı kişi uygulamadı. Evet. Aslında bu bahsettiğiniz konu Türkiye'deki en tepeden en aşağıya kadar bütün bürokraside yaşadığımız sorun. Bu ülkede hakimler tartışılıyor, hakemler tartışıyorlar. Ya, unutulmuş bir kural var ortada. Sen kalkıp en son 2009 yılında uygulanan bir kuralı çat diye uygulayıp maçın kaderini değiştiriyorsun. O penaltı oluyor, o pozisyonun devamı. Penaltı atılırken her iki takımdan 5-6 futbolcu ceza sahası içerisinde. Aynen. Ve çok net bir şekilde kuralda yazıyor ki topa oyuncu penaltı atarken topa vurduğu anda ceza sahası içerisine girilmişse o penaltı tekrar edilir. Yani 11 yıl önce uygulanan bir kuralı siz unutulmuş bir kuralı uyguluyorsanız çok güncel bir kural olan ve defalarca da uygulanmış bir kuralı da uygulamak zorundasınız. Kurallar konusunda o kadar hassas iseniz eğer. Peki tüme varım metodunu uygularsak Alper Ulusoy nereye bağlı? Merkez Hakem Kurulu'na. MHK nereye bağlı? Futbol Federasyonu'na. Futbol Federasyonu'nu yönetenler kimler? Dün malum Yıldırım Demirören'di. Futboldan içinden gelmiş birisi mi? Evet. Yani Beşiktaş'ın başkanlığından Hayır, gelmiş. Hayır, Beşiktaş'ın başkanlığına da futboldan içinden gelmedi. Bu tüpçü diyorlar yani kısaca iş adamı. Evet. Beşiktaş'ın başına geldi. Beşiktaş tarihinin en büyük borçlanmasını yaptı, değil mi? Del Bosque'ler filan milyonlarca euro gitti. Bu kişi orayı Beşiktaş'ı batırdıktan sonra geldi Türk TFF'nin başına. Oranın hali de belli. Şimdi gitti iddia kurumunu aldı resmi olarak. E peşine kim geldi? Nihat Özdemir. Nihat Özdemir kim? İş adamı. Türkiye'de son dönemlerde devletten en çok ihale alan bir iş adamı. Yani Nihat Özdemir denilince akla gelen bir siyasi parti ismi de var. E şimdi duruşu ortada, Fenerbahçe'nin tepkileri ortada, aldıkları kararlar ortada, ortana konulan futbol ortada. Evet. Haliyle tartışılıyor. Şimdi her hafta medyayı izliyoruz. Fenerbahçe'ye operasyon çekiliyor. Galatasaray'a operasyon çekiliyor. Beşiktaş'a operasyon çekiliyor. Trabzon'a operasyon çekiliyor. Operasyon çekilmeyen tek takım hangisi? Başakşehir kalıyor geriye. Peki Başakşehir'in başkanı kim? Göksel Gümüştağ. Yani başka soru sorsam mı diye düşünüyorum. Ama şu da var. Erman Toroğlu kaç haftadır çok iddialı sözler, hatta isimler belirtiyor. Göksel Gümüş de Erman Toroğlu'nu dava etmesi gerekiyor. Eğer söylediği sözler yanlışsa. Trabzonspor'da harekete geçti zannedersem. Trabzon, suç duyurusu var ortada. Trabzonspor değil de Trabzon Barosu. Pardon, Trabzon Barosu. Şimdi ortada müthiş bir iddia var. Zan altında bırakılıyor. Eğer Gümüştağ bunlara cevap vermezse kabullenmiş oluyor. Evet. Sükût ikrardandır. Yalnız ben yine futbolun ruhuna dönmek istiyorum. Buyurun. Ben de işin doğrusu ilk hedefim futbolcu olmaktı. Ama şunu açık söyleyeyim. Avrupa'ya gitmek için değil, Avrupa'yı dize getirmek için futbolcu olmak istiyordum. Bugün gençlerimize bakıyorum. 18 yaşında birkaç maç iyi oynuyor. Evet, hedefim ileride Avrupa'da top oynamak. Ya ne işin var senin Avrupa'da? Ya onu da yapamıyorlar zaten. Gidiyorsun Avrupa'ya, ikinci lig takımlarında veya son küme düşme oynayan takımlarda oynuyorsun. Ya burada sen Türkiye'de oynayıp Avrupa'yı buraya getirsene. Ya o şimdilik uzak bir ihtimal ama Merih Demiral gibi, Çağlar gibi başarılı isimler de var. Cengiz gibi. Ama burada şimdi Anadolu kulüplerinde bir Ünal Karaman'ı tanırım. Malatya Spor'da yıldızı evet. parladı. Tabii hemen İstanbul'un paralı kulüpleri peşine düştü. O
Trabzonspor'u tercih etti. Onun dışında şu anda misal Sivasspor bu senenin yıldız takımı. Ama bakıyorsun yıldız futbolcuları İstanbul kulüpleriyle çoktan anlaşmış. Yani bu ahlaki mi, etik mi? Bu nasıl futbol mantığı? Yani profesyonellikte bunlar var. Bunlar yok. Lig devam ediyor. Yani sözleşmesi bittiği zaman başka bir takımla sözleşme imzalıyor. Ama şimdi burada hatır gönüllü. Şimdi futbol ahlakından konuşuyoruz da yarın Sivasspor'u atıyorum Trabzonspor'la oynayacak ama Galatasaray'la anlaşmış misal diyelim. Evet. Yani profesyonellikte bir hafta sonra transfer olacağını düşündüğün takımla oynarken de mevcut o takımda formasını giydiğin takım için her şeyi yapmak var. Vallahi yani ben şunu düşünüyorum. Bizim ligimizde top oynayan futbolcuların yani %90'ı sadece imza atarken çok profesyonelce davranıyorlar. Tamam. Sahaya çıktıklarında ah belim, ah yanım, maç bitse de eve gitsek. Ya şu Hacı örneği var Galatasaray. Yani o adama ben hayrandım futboluna tabii. Kişiliği şu bizi ilgilendirmez. 90 dakika oynuyordu. Şu anda da Charlotte onun izinden gidiyor. 90 artı 4 yine koşuyor. Ama bizim topçular ne yapıyor? En ufak bir darbede yandım Allah. Ya, evet. Biraz insanların emeğine saygı duyulmasını istiyorum. Yani bu noktada milyonlar takip ediyor bu insanları. Ve o insanlar bir heyecan yaşıyor, milyonlar. Bu heyecanla saygı duymalarını istiyorum futbolculardan. Peki,